May Arzı kanalından herkese merhaba. Değerli dostlar, bugün 17 Ocak. Gece sıcaklığımız eksi 10 dereceyi gördü. Gündüz ise en iyi ihtimalle 1 derece olacağı tahmin ediliyordu. Fakat lokal sıcaklık nasıl değişiyor? Gerçekten de 1 derece mi olacak? Arılar uçacak mı? Uçarsa arıların uçuş amacı nedir arkadaşlar? Bununla ilgili merak ettiklerimizi beraber izleyelim. Yanımda termometremi getirdim. Kovanın önünde bazı ölü arılar var. Bunlar içeriden atılmış, ölmüş ve içeriden atılmış arılara benziyorlar. Arkadaşlar, arılar sıcaklığı bizim gibi telefondan takip etmiyorlar. Bizzat kendileri uçuş yapıyorlar ve sıcaklığı ölçüyorlar. Şu anda da bir arı uçuş yapıyor. Sesini duyabiliyorum arkadaşlar. Bazı arılar dönemese de onlar bunu göze alıyorlar. Eğer uçuşa elverişli bir sıcaklık, 3-5 dereceli bir artış görebilirlerse hemen arılarını, işçilerini dışarıya gönderiyorlar. İşte temizlik uçuşudur, su taşımadır. Çünkü suya çok ciddi ihtiyaçları var. Gidebiliyorlarsa polen kaynaklarına gitmeye çalışıyorlar. Arılar mevsimi değiştiğini, artık güneşin daha fazla olacağını, gün dönümünden sonrası olduğunu çok ciddi takip ediyorlar. Ona göre de arkadaşlar sıcaklıklarını kendileri ölçüyorlar. Bizim gibi telefondan değil. Şimdi beraberce bakalım. Lokal sıcaklık nasıl acaba, telefondaki gibi mi, termometredeki gibi mi? Bizzat termometreyi toprak üzerine koyarak ve gölgede tutarak bunları ölçümleyelim arkadaşlar. Yani bizim hissettiğimiz soğuğu arı hissediyor mu, ya da birkaç derece sıcaklık artışını arılar nasıl değerlendiriyor? Aman üşüdük mü diyorlar, yoksa bir fırsat ihtiyaçlarını karşılamaya mı çalışıyorlar? Bakalım, buyurun. Arkadaşlar, gölgedeki sıcaklık tam 5 derece değil. Bir kovanın gölgesinde şu anda termometrem. Yani 4,5-5, hadi en iyi 5 diyelim. Gölge sıcaklığı bu ama güneşte biraz daha fazla olacağını düşünüyoruz. Termometremizi güneş alan bir yere koyduğumuz zaman sıcaklık 10 dereceye kadar çıkabiliyor. Şu anda işte 9,5-10. 10 derece sıcaklık oluşuyor arkadaşlar. Zaten kovanlardan böyle ara ara arı uçuşları oluyor. Onlar çevrede bir tur atıyor. İşte dışkılama yaptıklarını görüyorum bazen. Üşüdükleri zaman eğer gölge bir yere kondularsa felç olabiliyorlar. İşte kovanın giriş tahtasında bazen konuyorlar ve felç oluyorlar bazıları. Ama bu nadiren oluyor. Genelde arı yere konuyor arkadaşlar. Toprak yüzeyi, bakın toprağın yüzeyi bir miktar daha ılık. İşte termometrem de şu anda yerde ve direkt güneş alıyor. Şu an 9 dereceye düştü. Yani 8-9 derece, 10 dereceye kadar sıcaklık oluşuyor arkadaşlar. Yani dışarıya uçan arılar üşüdükleri zaman böyle güneş alan bir yamaç diyelim artık. Güneşe doğru böyle ısı toplayan bir yere konabilirlerse tekrar sıcaklıklarını sağlıyorlar ve uçarak hızlıca yuvalarına dönebiliyorlar arkadaşlar. Tabii her arı bunu yapamayabiliyor ama nedense arılar bu sıcaklığa, yani bu soğukluğa rağmen uçmayı tercih ediyorlar. Meteorolojik ölçüm yapıyorlar. İşte özellikle suya ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü su kaynağına arada gelip giden arıları görüyoruz arkadaşlar. Gece sıcaklığı eksi 10 derece olarak gerçekleşti. Gündüz de işte daha bir yarım saate kadar eksi 1'lerde ve hissedilen de eksi 3-4'tü. Şu anda 1 derece. Ama dediğimiz gibi lokal sıcaklık değişiyor arkadaşlar. Lokal sıcaklık işte şu anda termometrede 10 dereceyi yakaladı. Gölgede ise 5 derece kadar bir sıcaklık oluşuyor. Arılar bunu fark ediyor ve zaruri olarak su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Meteorolojinin belirlediği sıcaklık telefonlarımızdaki uygulamada 1 derece, 0 derece olarak değişiyor. Bakınız, bu soğukta arıların suya ihtiyacı var. Bu arı hızlı bir şekilde geldi buraya, su kaynağına. Normalde bu straforun altında buz tabakası var. Ben az önce o buzu, tabakayı biraz aşağı bastırdım, straforu. Altta çözülmüş olan su straforun üzerine bir miktar çıktı. Taştı yani, onu bilerek yaptım. Şimdi de arı oradan içiyor arkadaşlar. Normalde suyu yukarı çıkartmasaydım gelecekti, bu kenardan erişemeyecekti suya. Straforun üzerinde soğuktan kurumuş yani. Dolayısıyla suyu içemeyecekti. Şu anda arı suyu içiyor arkadaşlar. Bunun gibi bazı arılar bir uçuş yapıyor. Su arıyorlar arkadaşlar. Eğer bulurlarsa yuvalarına taşıyorlar. Yani arı bu suyu bu havada ne yapıyor? Arkadaşlar, geçen hafta, yani bundan bir hafta kadar önce bir güzel zaman dilimi yakalamışlardı. Polen getiriyorlardı.
Birçok arkadaşımız da videolarında işte polen gelişini paylaşmışlardı. O günlerde yumurta da attılar. Şimdi hava soğuk olsa da tabi arılar bir anda o yumurtaları iptal etmiyorlar. Çok sıkı bir salkım yapıyorlar. Tam yumurtanın üzerine artık larvaya dönmüştür. Onların üzerine sıkıca ısıtıyorlar. Biz dışarıda eksilerde bir hava yaşarken onlar salkım içerisinde, salkımın merkezinde yavrularını büyütüyorlar arkadaşlar. Bakınız bu arıcık suyunu içti. Yuvasına gitti arkadaşlar. Arkadaşlar telefonum sıcaklığı 1 derece gösteriyor. Hissedilen sıcaklık ise -4 görünüyor. Fakat lokal sıcaklık, yani bulunduğumuz konumdaki topraktaki sıcaklık şu anda 11 derece arkadaşlar. İlginç, yani ben de bunu beklemiyordum. Yani burası da olsa olsa 3 derece 4 derece olur diye düşünüyordum ama gördüğünüz gibi termometre tamamen güneşli arkadaşlar ve şurada toprağa dokunduğumuz zaman da toprağın hemen üstünün ılık olduğunu hissedebiliyoruz. Az bir ılıklık var. Yani güneş alan konumda şu sıcaklık 11 dereceyi geçiyor arkadaşlar şu anda. Demek ki toprağa konan bir arı rengi de koyu olduğu için bayağı bir sıcaklık topluyor. Vücudu da çekiyor koyu renk olduğu için. Ve uçacak enerjiyi tekrar sağlayabiliyor arkadaşlar. Bu kadar olacağını düşünmemiştim yani. Gerçekten lokal olarak çok ciddi sıcaklık farklılıkları oluşuyor arkadaşlar.